104. dersimizden merhabalar dostlar. Evet, conditionals ile ilgili günlük hayattan bir parçamız var. Gelin birlikte okuyalım, bakalım. Derek woke up late for school today. Derek okul için bugün geç kalktı. Yani okula geç kaldı diye de bunu çevirebiliriz. If Derek had remembered that today was a class trip, he would have arrived on time. Eğer ki Derek had remembered Hatırlamış olsaydı that şunu, today was a class trip, bugün bir e, sınıf e, seyahati, gezisi var, he would have arrived on time, zamanında varırdı. Ama onu unuttu. If Derek hadn't been late, eğer Derek geç kalmamış olsaydı, his classmate wouldn't have been annoyed at him, onun sınıf arkadaşı ona e, kızmazdı and at somebody birine kızmak anlamında. If he had remembered they were visiting a farm, he wouldn't have worn his best clothes. If he had remembered, eğer ki hatırlamış olsaydı. Neyi? They were visiting a farm. Yani bir çiftliği ziyaret ediyor edeceklerini hatırlamış olsaydı He wouldn't have worn his best clothes En güzel kıyafetlerini giymezdi If he had known They were going horseback riding He would have worn his cowboy hat Eğer bilmiş olsaydı They were going a horseback riding Yani at ee, binmeye gideceklerini Bilmiş olsaydı Cowboy şapkasını giyerdi If Derek hadn't tired, tried doing cowboy tricks on the horse, we wouldn't have ended up face first in the mud. Evet, if Derek hadn't tried, eğer denememiş olsaydı Derek, neyi? Doing cowboy tricks on the horse, yani atın üzerinde cowboy oyunları böyle e hileleri yapmayı denememiş olsaydı, we wouldn't have ended up. Şununla sonuçlanmazdık, şununla neticelenmezdik. Neyle? Face first in the mud. Yani yüzümüze çamur bulaşmasıyla yüzleşmezdik diyor. Yani düşmüşler hattan ve çamura bulanmışlar. Also, if he had stayed away from the cows as he was told, he wouldn't have been chased around by an angry herd. Aynı zamanda, if he had stayed, eğer kalmış olsaydı, away, uzak kalmış olsaydı, from the cows, cow dediği şey işte oradaki o e, inekleri kastediyor, ineklerden uzak kalmış olsaydı, as he was told, yani ona söylendiği e, gibi, he wouldn't have been chased around by an angry herd, kızgın bir e, böyle sürü demektir herd ifadesi, kızgın bir sürü tarafından takip edilmezdi. Diyor bakın. After lunch. Öğleden sonrasında. Öğle sonrasında. The class went berry picking. Yani e, sınıf. E, pick dediği şey toplamak demektir arkadaşlar. Burada berry picking. işte e, bu çilek e, türündeki e, meyvelere genelde berry ifadesi veriyor. E, öğleden sonrasında sınıf. Bu çilek toplamaya gitti diyebiliriz e, buna. If he had listened to the warning about poisonous berries. Eğer ki o dinlemiş olsaydı the warning yani uyarıyı dinlemiş olsa idi eğer ki about poisonous berries yani o zehirli kırmızı meyveler e, konusunda Derek wouldn't have spent the afternoon in the hospital. Derek öğleden sonrayı hastanede geçirmezdi. But Derek had behaved himself all day. Ama Derek bütün gün kendi kafasına göre davrandı. He wouldn't have had so many funny stories to tell his parents when he got home. Eve vardığında he wouldn't have had sahip değildi. So many funny stories. Çok fazla komik hikayeye sahip değildi eve vardığında ailesini anlatacak diyor. Evet değerli dostlar burada da if conditionals'ın geçmiş zamanda kullanımıyla ilgili bir hikaye okumuş olduk. Bu da aklımıza zannediyorum çok daha iyi oturdu bu yapı arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.